Diyalog TV ana haber devam ediyor. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Bugün gazetelerin birçoğunda manşete taşınan, ön sayfalara taşınan bir konuyu konuşacağız. Vicdani ret konusu. Vicdani retse kelepçe başlıklarıyla gazetelerde bu haberi gördük. Yanımızda emekli kurmay albay Mustafa Kemal Tümkan var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın Tümkan, şimdi son bir haftadır özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gündeminde yer alıyor bu askerlik konusu. İlk olarak mecliste bu konu görüşüldü ve bir karar alındı. Evet. Süre konusunun da kısıtlama bekleniyordu. Ancak sadece meslek liselerini içine alan bir kısıtlama oldu. Bununla ilgili haksızlık olduğunu düşünenler oldu, ayrımcılık olduğunu düşünenler oldu. Bunun yanında yine bir vicdani ret konusu var. Onunla ilgili de dün evet. Bir 500 liralık cezanın ödenmemesi yerine başka bir tercih olan hapis cezası, 10 günlük bir hapis cezası tercih edildi. Bir vatandaş tarafından, bir genç tarafından. Ona verilen destekler var, eylemler var. Şimdi kamuoyunda bu basına da yansıyor. İşte vicdani retçiler, bu hak olmalı, istemeyen askere gitmemeli. Bunun yanında basında çok fazla işin diğer tarafı ile ilgili çok fazla şeyler açıkçası ben göremediğim için sizinle de konuşmak istedim. Evet. Stratejik bir adada yer alıyoruz. Şu an adanın yarısını Rumlarla paylaşıyoruz. Ateşkes durumundan da söz edebiliriz herhalde. Evet. Orta Doğu'dayız. Tabii ki bu noktada bir emekli asker olarak, bir emekli kurmay albay olarak adanın her tarafını karış karış iyi biliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle isterseniz askerliğin kısaltılması konusuna değinelim. Bir kere geçen yıl yanılmıyorsam bununla ilgili mecliste bir ön yasa tasarısı önerisi sunuldu. Yasa değişiklik önerisi sunuldu. Zeki Çeler Bey tarafından, TDP partimizden milletvekili. Güzel bir hazırlıktı, güzel bir çalışmaydı. Yalnız bazı yönleri eksikti herhalde. Yani sonunda anladık ki seçim zamanı verilen vaatler gibi bu tasarıda bir vaat sonrası verilen bir değişiklik teklifi gibi geldi. Şahsen bilir kişi olarak baktığımız zaman toplumda şu anda da 5-6 yıldır emekliyiz. Aynı zamanda bir sivil vatandaşız. Aynı zamanda siyasetin de belli noktalarına ister istemez giriyoruz. Yani her yönüyle baktığınızda sonunda ayrıntıyı gördük ki kullandığı kelimelerden işte birileri istedikten sonra bir şeyler değişmiyor bu ülkede onu anladık diyor. Yani mecliste son meslek liselerinin 12 aya çekilmesiyle ilgili teklif onaylanırken orada yaptıkları konuşmada bunu anladım ben. Yani bir kere bu tür teklifler hazırlanırken seçimde halka yakın olmak belli vaatlerde bulunmayı tabii ki gerektirir. Ama bu vaatlerde de bulunurken yetkili makamlarla, ilgililerle, o birileri dedikleriyle bir görüşmekte fayda vardır. Şimdi görüşmeden bir öneri sunarsanız sonuçta bir yerlerde takılıyor. Şimdi o askerliğin komple 12 aya çekilmesi gibi bir öneri sunmuşlardı kısaltılmasıyla ilgili. Bunu silahlı kuvvetlerimizde onun sıkıntılarıyla yani görüşmeden böyle halka açık bir şekilde herkesin hevesini uyandıracak, kaldıracak bir şekilde sunulması, basınla tartışılması bence Zeki Beylerin hatasıydı. Nitekim sonuçta da olabileceği kadar, olabileceği şekilde oldu. Bundan sonra ki onu da açık söyleyeyim, emekli bir asker olarak değil, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak meclisimizin gençleşmesi açısından baktığımdan dolayı son seçimlerde karma oylardan ben de Girne'de de oy kullandım. Ben de Zeki Bey'e oy verdim. Ve eminim bu tecrübesizliklerini atlattık sonra faydalı bir milletvekilimiz olacaktır. Halkımızın adına ben öyle hissediyorum. Ama bunu biraz tecrübesizce hazırlamışlar. O şekilde de kamuoyuyla paylaştılar. Sonuçta da hayal ettikleri öneri olmadı. Belli kısıtlamalarla oldu. Ha bunu askeri iddia ederek, askeri makamları iddia ederek bir açıdan da halkımızı askere karşı bir istem dışı kurum haline getirmek için olsa gerek. Böyle iddiaları sunmamaları gelir. Yani birileri istemedikten sonra bu ülkede bir şeyler değişmiyor. Değerli arkadaşlarım,
değerli vatandaşlarımız da bilsinler ki %90'ı da bunu biliyor. Yani art niyetsiz baktığınız zaman bu anayasamızda yazıyor. Anayasanın 74. maddesi diyor ki yurt ödevi herkesin hakkı ve ödevidir. Yani Türk silahlı kuvvetlerimizde ödev ve haktır bu yurda karşı, memlekete karşı bu hizmeti yapmak. Yine 117. maddesi de diyor ki dış savunmayı, yani dışa karşı savunmayı, ülkemizin, cumhuriyetimizin, devletimizin savunmasını bu anayasayla biz silahlı kuvvetlere vermişiz. Başbakanın, hatta bakanlar kurulunun, anayasamıza göre bakanlar kurulunun sorumluluğunda bu savunma görevlerini yerine getirecek kurumumuz hepimizin kurumu. Yani devleti, devletim diyenlerin herkesin kurumu. Bu kurumun sorumluluğundadır. Ana sorumluluk da bakanlar kurulundadır. Şimdi siz bir kuruma diyorsanız al bu savunma görevlerini yerine getir, bize bu konuda sorun çıkarma diyorsanız bunun gerekleri vardır. En önemli gereği de insan kaynaklarıdır. Personelini de vermezseniz olmaz. Şimdi bu personelin görev yapma süreleri 36 aydı 80'ler öncesi. Ondan sonra 24 aylara çekildi. Daha sonra ülkenin belli sektörlerdeki, mesela eğitim sektöründe Serkan Bey, 90'lı yıllarda 88'de Yakın Doğu Üniversitemiz, arkasına diğer üniversitelerimiz kurulduktan sonra ve her şeyden önemlisi bakanlar kurullarımızın, o dönemdeki bakanlar kurullarının eğitimi öncelikli kalkınma sektörü olarak seçtikten sonra bazı sıkıntılar oldu eğitim sektöründe. Gerek eğitmen açısından, öğretmen açısından, gerekse öğrencilerin girişi açısından. Ne yaptılar? Askerlikte dediler ki yükseokul mezunlarına 24 ay değil 12 ay yaptıracağız askerliği. Yüksekokulu mezun olmayanları da 16 ay yaptıracağız. Ne oldu? Bir patlamayla şu anda bildiğim kadarıyla son mecliste de bu söylendi. Onları da çok yakından dinledim. Eski başbakanlarımızdan Sayın Ferdi Sabit Soyer söylemişti bunu ve ondan sonra inceledim ben, araştırdım, doğru. Yüzde bugün yani askerlik çağına gelen çağ, o çağda bulunanların %76'sı yüksek okul mezunu. Yani sırf 12 ay yapsın diye askerliği bu kez vatandaş evlatlarını hepsini, ama kapasitesi vardır yoktur herkes üniversitelere gönderdi. Hatta öyle arkadaşlarımız var ben bilirim. Yani bir spor akademisinde veya bir spor öğretmenliği için 9-10 yıl 29 yaşına kadar üniversiteyi bitirme hakkı var. Bu 4 yıllık şeyden, yüksek öğrenimden faydalanmak için. 9-10 yıl ailesinin bütçelerini boşuna harcayıp da sırf askere gelmemek için, hatta 12 ay yapmak için Yakın Doğu Üniversitelerine, eğitim sektörüne parasını kaptıran sayısız insanımız var. Ne oldu? %76'sı üniversite mezunu oldu insan kaynaklarımızın, özellikle erkeklerin. Bu da sokakta işsiz ordusunun, istihdam sorununun doğmasına ve işsiz ordusunun, yüksek okul mezunu, aydın insanlarımızın, düşünen insanlarımızın işsiz kalmasına sebep oluyor. Ha, diğer taraftan da baktığınız zaman bugün bir su tesisatçısından, bir yapı teknikerine, bir turizm elemanına insan bulamıyorsunuz. Şimdi yani ara eleman kalmadı. Çok ara eleman kalmamış ülkede. Şimdi bakıyorsunuz bunları hep sadece askerlik gözüyle bakmıyoruz. Asker hep bunlarda bir kurumdur. Sadece der ki benim şurama dokunursanız bunu yapamam. Bunu burama dokunursanız bunu bu kadar yapabilirim der. Hani o görevi var ya, savunma görevi. Askerin bir kurum olarak, bir memur olarak oradaki generalimiz veya ilgili arkadaşlarımız, komutanlarımız orada bir memurdur. Emre uyar, emri uygular. Kimin emrini? Bakanlar Kurulu'nun emrini uygular. Yasalarla kendilerine verilen imkanları kullanır. En az masrafla, en iyi şekilde bu yurdu savunmaya çalışan insanlar. Biz raporları hazırlardık askerdeyken, sunardık. Yani şunu şunu istiyorsunuz, şunu 12 aya çekelim ama bu bizde kalacak olan askerlerimizin şu kadar nöbet saatlerini artırır. Yani burada şu kadar birinci aşama artırır. İçin şunu diyebilir miyiz? Öncelikle askeri yetkililerin kararı burada ön planda tutulmalı. Yani hayır, askerin hayır, ihtiyacı değil. Çalışmalara dahil yani edilmeli. Yani bir Zeki Çeler Bey mesela, bir milletvekilimiz olarak, yine Sayın Çakıcı'nın da açıklamalarını dinledim. Bir TDP milletvekili, Angolemli'nin dinledim. Yani bunlar bir siyasi partimizin, hemen hemen her dönem mecliste temsil edilen siyasi partimizin temsilcileri, toplumun sevip saydığı insanlar. Çok rahatlıkla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın kapısını da çalıp ondan ön görüşlerini onlarla da paylaşabilirler Sayın Komutanım. Yani biz
Böyle bir öneriyi de meclise hazırladık, götüreceğiz. Yani paylaşılmadığı için mi sorun oluyor? Paylaşılmıyor mesela orada. Ya da siyasi olarak kullanılıyor mu bu konu? Şimdi basına ve halkımıza hiç bunlar ön görüşler dahi alınmadan aman oldu olacak diye bir çığırtkanlıkla duyuruluyor. İş ciddi boyuta gelip de meclis bunu görüşmeye başlayınca komiteler oluşturulup bu kez teknik raporlar istenince askerden de mesela asker bu teknik raporları sunar. Der ki şunu yapabiliriz, indirebiliriz mesela şu kadar aya. Yalnız bu kadar personel eksikliğim olacak, şu kadar sıkıntım olacak. Ha, bana bu kadar para verirseniz ben bu sıkıntımı paralı askerlikle karşılarım. Hı hı. Dolayısıyla diğer çocuklar şimdi askerliği düşürdüğünüz zaman şu anda 4 saat örnek veriyorum nöbet tutuyorsa, nöbet payı varsa bir erin, bir erbaşın. O sınırlarımızda, bu soğuk havalarda, sıcak havalarda günlük eğitim artı bütün işlerini yapacak 4 saatte nöbet tutacaksa o zaman diyor ki 12 aya düşürürseniz bunu mesela 8 saat nöbet tutması lazım. Bu da bir insanın verimli yaşaması yani için askerlik imkansız. Süresiyle ilgili. Bana şu kadar personel lazım diyor. Ya bunu bana bir kaynak bulun, para evet. bulun, ben de bunu alayım nereden? Uzman asker olarak, paralı asker olarak yapayım. Bu meclisin şu anda oluşturulan, bu yasa geçmeden önce oluşturulan komitesinde tabii komitenin görevlerinden biri de ilgili kurumla bunu istişare etmek olduğundan güvenlik kuvvetlerinde görüşleri alınmıştır evet. muhakkak. Alınan şey doğrultusunda başbakanımız mesela mecliste yaptığı konuşmada söyledi. Yani hedef askerliğin tamamen kalkmasıdır. Ama bunun yapılabilmesi için iki tarafın artık bir uzlaşı, bir barışınan burada o kazan kazan modelindeki evet, bir barışla barış olması gerekiyor. Gerekir ki kaldıralım ha veyahut da buna bütçe gerekir diyor yine Ferdi Sabit Soyer. Yani kurumumuzun ilgili savunmayla ilgili kurumumuzun görevlerini yapabilmesi için eğer asker sayısını kısıtlarsak bu kez belli bir bütçe gerekir. Bu da şu anda bizim iç bütçe imkanlarımızdan mümkün değil. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçe katkılarıyla olabilir diyor. Yani askerin buna hayır dediği diye bir şey yok. Biz askerler, ben şahsen emekli ayrılmadan önce belli en üst kademelere yakın yerlerde de çok kritik de görevlerde de bulunduk. Personelimizden onların sorunlarını da çok iyi biliyoruz. Yani uzmanlarımız olsun, erlerimiz olsun. Ama bugün teknoloji olarak çağın gerçekten gereklerine uygun bir silahlı kuvvetlerimiz var. Bunu bütün halkımız bilsin. Yani çağdaş teknoloji neyse en iyi silah sistemlerimizde, en güzel sistemlerimizde elimizdeki kaynaklarla 10 yıllık kalkınma programları nispetinde hiç eksiksiz. Bugün Rum tarafından da daha iyi iletişim teknolojilerine, daha iyi silah sistemlerine sahibiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Biz de istemez miyiz profesyonel askerler olarak böyle 12 aylığına, 16 aylığına gönülsüz, isteksiz, efendime söyleyeyim, değişik ailevi veya sosyal problemlerle sana gelecek insan kaynağı yerine bunu paralı askere kullandırmak istemez miyiz biz de bu teknolojiyi? Oradaki silah sistemlerimi geçici bir askere verip 3 günde bir arızasından uğraşacağıma ben de isterim profesyonel askerlikle uğraşayım. Ama şu anda ülkemin kaynakları bana bakanlar kurulum diyor ki sana şu kadar bütçe verebiliyorum, bu kadar da insan gücü verebiliyorum. Bununla yapacaksın bu işi. Biz de o profesyonel askerler olarak yani bu işi yapıyoruz. Özetle şunu söyleyebilir miyiz? Şu anki şartlar, durumlar, askerliğin tamamen ortadan kaldırılması veya süresinin şu an belirlenenden çok daha gerilere çekilmesine fırsat vermiyor, izin vermiyor. Evet, yani vermiyor. Mümkün değil böyle şimdi bir şey. Şimdi bir, yani ana yukarıdan baktığımız zaman az önce siz sorunuzun başında dediniz ki stratejik bir ada. Tabii ki bunu herkes bilir. Yani şu anda doğalgaz sorununu görüyorsunuz yani. Hidrokarbon yatakları. Evet. Ama bu stratejik önemin içerisinde bir de bizim için yani yerli halk için, Kıbrıs halkı için de bir dilsel, dinsel ayrım var. Bu ayrımdan dolayı yıllardır aramızda geçen bir husumet vardır ve toplu katliamlar yaşadık. Öyle mi? Bu garantör devletlerimiz vardır. Bunlar da bu adanın stratejik güvenliğini sağlamak için belli yükümlülükler altına girmişlerdir. Ve bugün bunlar mecburdurlar bu adada huzuru sağlamak için. Biz de aklı başında olan ülkeler, bugün Avrupa ülkelerine baktığınız zaman savunmalarını bir stratejiye, iki işbirliğine, üç en az kaynakla en iyi yapmaya bakıyorlar. Biz de akıllı isek Kıbrıs Türkü olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugün stratejiye bakıyoruz. Bu ada bizim kadar Türkiye için de önemli öyle mi? Niye ben Türkiye'ye bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne
bu ana sorumluluğumun bir kısmını devretmeyeyim, o da biraz yorulsun. Onun için de önemli bu ada. Nitekim biz 1983'te devletimizi kurarken, cumhuriyetimizi kurarken anayasanın geçici 10. maddesinde demişiz ki buradaki bu stratejik işbirliği sağlanana kadar, stratejik ortam güzelleşene kadar dedik biz anayasamızın geçici 10. maddesinde. Şu ana kadar yani 74'ten 83'e kadar ki Türkiye ile stratejik işbirliğimiz devam edecektir dedik ve biz bir kısım savunma görevlerini affedersiniz ama Türkiye Cumhuriyeti'ne verdik. Stratejik açıdan biz o aklı kullandık ve şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri burada bayağı yoğun bir şekilde bizim savunmamızı yapıyor. Bundan aldık. Evet. Az ekonomi harcıyoruz. İnsan kaynaklarımız yılda 1300-1400 civarında erkek çocuğudur. Onu da bilin. Peki, yani dolayısıyla biz bu işi yanında, ucuza getirdik. Evet. Bunların yanında bir de bunları sağladık. Bir de vicdani redçiler var. Askeri onu da değerlendirelim. Var. Bununla ilgili şimdi şeyi de söyleyeyim. Yani gelmişken buraya kadar stratejik açıdan Türkiye ile işbirliğimiz kaçınılmazdır. Bunu da kendi anayasamızda yani bu devleti oluşturduğumuz temel kanunlarda oluşturmuşuz, yazmışız. İkincisi askerlik sürelerinin kısaltılmaları. Bu biraz da iç kalkınma politikalarıyla ilişkidir. İnsan kaynakları hükümetin kontrolünde esnek kullanılma durumundadır. Diyor ki şu anda bu 2000 yılından 2004 yılından itibaren eğitim sektörü ve turizm sektörü ana kalkınma sektörlerimiz olmuştur. Şimdi turizmde anlaşma imzalıyorsunuz turizm yatırımcılarıyla. %70 yerli halktan kullanacaksın personelini diye. Bakıyorsun yerli halkta ara eleman yok, turizmci yok. Şimdi bu meslek liselerine 12 ay kısaltmanın bir sebebi de odur. İnsanlarımızı 12 ay askerlik yapacağım diye üniversitelere gideceklerine, özellikle turizm sektörüne, özellikle dışarıdan göç almamıza sebep olan su tesisatçılığından elektrik teknikerine ara eleman yetiştirip hem göçü sınırlamak dış kaynaktan. Şimdi sorsanız aynı milletvekillerine Türkiye'den göçmen istemiyoruz. Filipinler'den istemiyoruz. Şuradan istemiyoruz. Kendi insanımız yapsın bu işi. Onu da yapamıyorlar. Hepsi üniversite mezunu. Biz de diyoruz şimdi ki, o zaman şöyle anlaşıldı bu. Niye meslek liselerine kısaltıldı? Teşvik için yani teşvik için. Ara eleman tabii eksiği tamamen var. Tamamen teşvik içindir. Bu ülke aslında ihtiyaçları. Aslında bunun mantıklı bir sebebi var. Fakat tabii bunu ki var. Bakanlar böyle kurulumuz, başbakanımız ve meclisimiz bunu guru gürültüden aman sadece şunlara verelim, ayrımcılık yapalım diye de yapmıyor. Çünkü bugün insanlar gerçekten meslek lisesinden öğrenciler uzaktı. Ara eleman şimdi yok. Şimdi 93-94'lerde geçirilen yasayla %76 İnsan kaynaklarımızı üniversite mezununa kaptırıp sokaklarda tuttuk, istihdamda bir dengesizlik yarattık. Şimdi turizmde çok güzel bir potansiyel yakaladık. Oteller her gün açılıyor büyük. Düşünün binlerce istihdam imkanımız var ama personel yok. Hepsi üniversite mezunu ve çok başka dallarla. Şimdi hükümetimizin ve meclisimizin geçirdiği bu kararla asker de fedakarlık ederek, asker kaynaklarından bir kısmını 12 aya çekerek diyor ki, arkadaşlar gençlerimiz gidin özellikle turizm sektörüne, özellikle meslek liselerine gidin bu turistik tesislerde çalışma imkanlarını siz yakalayın ki istihdamda ekmek parasında sıkıntı bulmasınız. Dışarıdan da göç alma zorunluluklarımız azalsın, sosyal dengelerimiz güzel bir zemine otursun diyedir. Buradan gençlerimizin de kulağına bu gitsin. Bu kimse arasında bir ayrım değildir. Ha, gelelim şimdi yine vicdan eret konusuna. Özetle bunun anayasamız, anayasa mahkememiz zaten cevabını vermiştir. Şu anda medyada da tartışılır. İşte şu kadar parayı kabul etmedi, 10 gün hapis gidiyor mesela. Şimdi yine anayasamız, şimdi vicdani red ne demek? Bir kere onu tanımladığımız zaman çok kısa olarak ahlaki, dini veyahut da politik görüşünden dolayı insanın silah altına, emir altına girmek istememesidir. Özeti budur. Şimdi bizim vatandaşlarımızın, anayasamızın 23-24. maddelerine bakarlarsa herkes vicdanen, fikren özgürdür. İstediğini, istediği şekilde bizim anayasamıza göre savunabilir, uygulamaya geçirebilir. Kamu düzenini, kamu ahlakını, sosyal düzeni bozmayacak şekilde bozarsa o zaman bireysel özgürlük kamu özgürlüğünün önüne geçer, huzurunun önüne geçer değil mi? Dolayısıyla o zaman da belli kısıtlamalar getirirsiniz. Bu 23 ve 24. maddede açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla bizim ülkemizde kimsenin vicdanı, fikri bir özgürlüğü kısıtlanmamıştır. Yine
yanılmıyorsam 74. maddededir. Orada da diyor ki, az önce de söylemiştim, herkes silahlı kuvvetlerin altında, her yurttaş, bak kadın erkek yok, her yurttaş yurt ödevini yapmakla yükümlü ve ödevlidir diyor. Yani bu aynı anayasaya. Şu anda o tutuklanan arkadaşımız da, daha önce Sayın Murat Kanatlı da mesela seferberliğe gitmemekten bir para cezası, ondan sonra da hapis şeyine yemişti. Şimdi bireyselliğe bırakamazsınız bunu. Nitekim mesela Türkiye'de de aynı sıkıntı var. Bu vicdan irret uygulamada orada da yok. Peki örnek veriyorlar. İnsan haklarına gitti. Evet, İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Avrupa Komisyonu'na gitti Türkiye'de de. Ve orada da çıkan kararlar şu ki, Türkiye buna uymalı. Ha, nedir eksiğimiz anayasada? Şu anda değerli arkadaşlarım, değerli yurttaşlarım, eksiğimiz bu yurt ödevi var ya, bu yurt ödevinin sivil kamu kuruluşlarında uygulanmasına fırsat verecek yasal bir düzenleme gerekir. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız, ki bir kısmı siyasi parti başkanıdır, mesela bir Sayın Kanatlı, değil mi? Bilirler yani bu siyasi prosedürü. Lütfen bunların meclise dağılsınlar. Çünkü yasa yapmakla mükellef olan meclisimizdir. Gene askeri karşımıza almayalım. Asker şu anda bunlara karşıdır diye bir terim yoktur. Böyle bir şeyde hiçbir zaman tartışmayız. Şu anda arkadaşlarım, Türkiye'de yanılmıyorsam 327'dir veya 367'dir. Bizde 2013 rakamlarını söylüyorum. 7 tane vicdan iretçi var. Yani bunlar askere gelsen olur, gelmesen olur. Öyle mi? Yani askeri kaynak açısından bir sıkıntı yani yaratmaz. Rakam Kuzey Kıbrıs 2013'e, 13'te ismen daha bende vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 7 kişi şu an. Resmen ve bunların 2 tanesi de bayandır yanılmıyorsam. Yani bütün bu fırtına evet, bu 7 evet, kişi efendim. İçin. Evet efendim, şu anda resmen açıklayan 7 kişidir. Bu 7 kişi bizi yormaz. Ama neyi yorar? Mevcut sistemin devamlılığını yorabilir. Şimdi vicdani red kriterleri nedir? Yani şimdi kan tahlili yapıp da adamın vicdani redci olup olmadığını anlayamazsınız. Yarın öbür gün siz dediğiniz zaman vicdani redcileri askerlikten muaf tutacağım. Bu ülkede bu 7 olmayacak mı 700? 7 bin olmayacak mı? 700 bin olmayacak mı yani? Neyse binlere gidecek değil mi? Dolayısıyla siz yurt görevini bir taraftan halk olarak bir anayasaya imza atıp evet deyip bir silahlı kuvvetlere veriyorsunuz. Ondan sonra da gelişi güzel bir uygulamayla vicdan iret diyenler askerlik yapmayacak diyemezsiniz ki. Bu İnsan Hakları Mahkemesi'nde de aynen bu şekilde Türkiye'nin de bizim de eksiğimiz nedir arkadaşlarım? Bu vatan yurt ödevini sivil kamu kuruluşlarında yapma hakkını düzenleyen bir yasamız yani yok. Yani bu şu demek ki, oluyor. Bir şey daha söyleyeyim, bir emekli asker olarak. Bu 7 vatandaşım da ve diğer vatandaşlarımız da hiç çekinmesinler. Askere gitsinler. Bizim askerimiz, bizim subayımız, az subayımız hiç kimseyi eziyetle askerlik yaptırmaz. Yani bu tür arkadaşlarımızı biz görevdeyken tanıdık. Geldiler emrimize mecbur asker olarak. Bakıyorsun çocuk silahtan hoşlanmıyor. Yatıyor, gece kabus görüyor silahı. Tamam. Emir almaktan hoşlanmıyor. Ne yapıyoruz? O tür çocukları geri hizmetlere veriyoruz. Yani biz gönülsüz işten bir şey olmaz yani. Dolayısıyla ben kalkıp da adamı sınıra nöbete yazamam. Ha, evet. Varsa öyle bir sıkıntılarda 5 kişi, 10 kişi. Bu şu anda görevde olan profesyonel subayların hiçbiri vicdansız değildir. Sayın dolayısıyla Tukan, bu tür görüşleri olanları da biz geri hizmetlerde kullanıp güvenlik kuvvetleri olarak üzerimize düşeni hep yapmışızdır. Bundan sonraki arkadaşlarım da yapacaktır. Peki. Halkımız da bilsin ki burada sadece bir yasal düzenleme eksikliği var. Haklarını mecliste arayacaklar. Sayın Tümkan, açıklamalarınız gayet açık ve netti. Umuyoruz gerekli yerlere ulaşmıştır. İnşallah halkımız bilinçlensin efendim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür çok ederiz. Fırsat verdiğiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın seyirciler, bugün Diyalog Ana Haber'de emekli kurmay albay Mustafa Kemal Tümkan bizlerle birlikteydi. Vicdani ret ve askerlik süresinin kısıtlanması ile ilgili kendisinden çok önemli değerlendirmeler aldık. Mutlu bir akşam geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.